Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul kürsüsünde çekiçle cep telefonu kırma olayı malum. CHP milletvekili Burak Erbay sansür yasası diye tanımladığı bu söz konusu yasa teklifini bu şekilde protesto etmişti. Tabii ki iş orada bitmedi, tartışılıyor. Çok sert vurdu telefona. Acaba meclis kürsüsü zarar gördü mü? Meclis başkanı tazmin edebiliriz dedi. Milletvekili ise ben tedbirimi aldım, zarar görmemiştir diye yanıt verdi. Bu tür şeyler hoş değil. Kürsüler konuşmak içindir. Çekişti, keserdi, bilmem oydu buydu gibi bir takım maddelerle şov yapmak için tasarlanmış yerler değil. Sosyal medya tasarısına tepki gösterdi. Ancak bunu yaparken sıra dışı bir yönteme başvurdu. Genel kurulda kürsüye geldi. Cebinden çıkardığı cep telefonunu zarfın içinden çıkardığı çekiçle kırdı. Kullanmanıza gerek kalmayacak. CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay'ın meclis kürsüsüne de zarar verdiği öne sürülen eylemi tartışma yarattı. Bunun da tabii tazmini kendisinden talep edilir. Meclis Başkanı Mustafa Şentop Erbay'ın tutumuna sert tepki gösterdi. Milletvekillerinin üstünün aranmadığını hatırlatarak tüm vekillere daha sorumlu davranmaları için çağrı yaptı. Kanama cezası gerektiren bir eylem esasen. Öyle bir aletle genel kurul salonuna girmek de yanlış. Ama milletvekillerinin de bu anlamda gerekli bir sorumluluk şuuru, bilinci içerisinde hareket etmeleri lazım. TV100'e konuşan CHP'li vekil Burak Erbay ise kürsüye hiçbir zarar gelmediğini söyledi. Telefonu çekişte kırdım, iki defa vurdum. O sırada da ben tedbir almıştım zaten. Telefonun altında şu görmüş olduğunuz iki parmak kalınlığında sünger ve 1,5 parmak kalınlığında da mermerin üstüne koyarak gerekli hazırlığı yaptık. Yaptığımız eylemde de kamu malına, kürsüye herhangi bir zarar vermedik. Bazı sayılar vereceğiz. Sayılar 2021 yılına ait. 293 milyon kişi, 55 milyar 300 milyon dolar. Yüksek bir sayı ve ciddi bir tutar. Bunlar 48 ülkede küresel dolandırıcılık raporundan. Dolandırılan kişi sayısı 293 milyon. Yani 300 milyon kişiye yakın. Kaptırılan para ise küresel olarak dönen paranın 20%'si. Büyük tutar aslında. Yeryüzünde dolandırıcılık fena halde artmış efendim. ...2021'de milyonlarca kişi 55 milyar dolar dolandırıldı. Dolandırıcılara en çok kanansa gençler oldu. 48 ülkede küresel dolandırıcılık durum raporu hazırlandı. Buna göre 2020'de 266 milyon olan dolandırıcılık vakaları %10,2 artarak 2021'de 293 milyona ulaştı. Bu süreçte dolandırıcılara kaptırılan para miktarı ise %15,7 artarak 47,8 milyar dolardan 55,3 milyar dolara yükseldi. Raporda ülkelerin dolandırıcılık karnesi de açıklandı. Buna göre Brezilya, Gana, Nijerya, Kenya ve Suudi Arabistan gibi ülkelerde başta cep telefonları olmak üzere çevrim içi dolandırıcılıklarda büyük artış yaşandı. Avustralya ve Singapur gibi ülkelerde ise yatırım ve kripto alanlarında dolandırıcılık arttı. Türkiye'de bir kripto borsası askıya alınarak 2 milyar dolarlık varlık dondurulurken, Kanada'nın yatırım dolandırıcılıklarında 164 milyon dolar zarar ettiği açıklandı. Ankete katılan Amerikan vatandaşlarının ise dolandırıcılıklardan dolayı 575 milyon dolar kaybettiği ortaya çıktı. Avustralya'da dolandırıcılıkların yalnızca %13'ünün rapor edildiği tahmin edilen araştırmaya göre, Kanada'da dolandırıcılık vakalarının sadece %5'inin kolluk kuvvetlerine ulaştığı düşünülüyor. Bu oran İsrail'de %9 olarak öngörülürken, Hollanda ve Fransa'da da %12 ile 17 arasında değişiyor. Araştırmaya göre Endonezya'daki dolandırıcılıkların %51'inin kaynağı sosyal medya. Amerika Birleşik Devletleri'nde de para kaybı bildiren her 4 kişiden biri dolandırıcılığın başlangıç noktası olarak sosyal medyayı işaret ediyor. Dolandırıcılar yaşlılardan çok gençleri hedef alıyor. Finlandiya'da dolandırıcılıklardan en çok etkilenen yaş grubu 18 ila 30 arasındaki bireyler oldu. Hollanda Twente Üniversitesi de gençlerin dolandırılma olasılığının daha yüksek olduğunun altını çizdi.